Herkese selamlar. Bugün bu güzel çalışma ile karşınızdayım. Daha önce paylaşmış olduğum bu güzel kuşların devamı niteliğinde olan yeni bir video. Evet, şimdi bunun için gerekli olan malzemelerimizi sayarak hemen bu güzel çalışmaya geçmek istiyorum. Sarı ve şöyle beyaz ipim var. Yine 7 numara tığım var. İlmek belirleyicisi ve bir adet şöyle ince dişli tarak gerekecek. Evet, hemen başlayalım. Evet, burada ben şöyle bir açık bir koyu iki renkten kullandım. Şu renkleri. Şimdi ise iki tane aynı rengi kullanacağım. Biraz daha sarısı belirgin olsun. Siz nasıl bir uyum isterseniz o şekilde örebilirsiniz. Sarı ipimi alıyorum. Yine etamin ipi kullanıyorum. Bu arada yine hatırlatmak istiyorum. Bu tasarımın tamamen telif hakkı kanalıma aittir. Herhangi bir yerde, sosyal platformlarda paylaşılması kesinlikle yasaktır. Evet, hemen sihir halka yaparak şöyle içine 6 tane 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğne yaptım. İlk ilmeğimi şöyle tığımla geçiş yapıyorum. İlmek kaydırma ile kapattım. Hemen ikinci sıramıza geçelim. İkinci sırada ise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 son olarak 11 ve 12. Şimdi ilmek belirleyicisini takalım. Evet. Şimdi ise her ilmeğe bir tane sık iğne olacak şekilde 3 sıra boyunca örelim. Artırma da eksiltme yok. Evet, 5 sıra oldu. Tamamladık. Şimdi ipimi kesiyorum. Ve beyaz ipe geçiyorum. Son yaptığım ilmeğimi, sık iğnemi şöyle açtım. İçinden yeni rengimi geçiriyorum. Şu ikisini hemen bağlayıp örmeye devam edeceğiz. 6. sıra ile. 6. sırada yine artırma da eksiltme yapmadan bu şekilde her ilmeğe bir tane olacak şekilde düz örelim, gelelim. Evet, bir sıra boyunca düz ördükten sonra hemen 7. sıraya geçiyoruz. 7. sırada şöyle yapıyoruz. Bir tane sık iğne örüyorum. Bir tane artırma. Tekrar bir tane sık iğne. Hemen yanındaki ilmeğe çift sık iğne. Bir tek bir çift yapmaya devam ediyorum. 1 2 ve 3. Şöyle 1. Yandaki ilmeğe 2 ve 3. Bir tane tek, bir tane çift. Bir tane tek, bir tane çift. Son ilmeğimi çift yaptım. Ve 7. sıramızı da tamamlamış olduk bu şekilde. 8. sırada artırma da eksiltme yapmayacağız. Düz bir şekilde örelim 8. sırayı. Yani her ilmeğe bir tane olacak şekilde
Örüp gelelim. Evet, hemen devam edelim. Şimdi 9. sıradayız. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. sıradayız şu an. 9. sıraya şöyle ilk olarak bir eksiltme ile başlıyorum. Bir eksiltme yaptım. Şimdi örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen şuraya bir tane artırma yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, yedi tane sık iğne ördüm. Son kalan ilmeklerimi de eksiltme yaparak sıramı tamamlamış oldum. Hemen 10. sıraya geçelim. 10. sıraya yine bir eksiltme ile başlayacağım. Şöyle tığım ile önde kalan ilmekleri ikisini toplayıp eksiltmemi yaptım. Saymaya devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sık iğne ördüm. Bir tane artırma yapıyorum. Hemen onun yanındaki ilmeğe de bir tane artırma yapıyorum. İki, üç, dört, beş ve altı. Altı tane sık iğne ördüm. Bir tane eksiltme yapıyorum. Sıramı tamamlamış oldum. Hemen 11. sıra ile devam edelim. Bir tane eksiltme ile başlayacağım yine. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 tane sık iğne ördüm. Son kalan ilmeklerimi de eksilterek sıramı tamamlamış oldum. 12. sıraya geçeceğim hemen. 12. sıraya yine bir eksiltme ile başlıyorum. Geriye kalan ilmekleri düz öreceğiz. Düz örüp gelelim. Evet, düz ördük. Şu son kalan ilmeğimi de eksiltiyorum. Üçüncü sıraya geçelim. Yine bir eksiltme ile başlayacağım. On üçüncü sırada ilk sayımız eksiltme olarak başladı. Daha sonra her sık iğne bir sık iğne olacak şekilde düz örelim.
Son ilmeğimizi eksilteceğiz. Evet, son kalan şöyle iki ilmeğimi eksiltiyorum. Şimdi 14. sıraya geçtik. Yine bir tane eksiltme yapıyorum. Kalanları düz öreceğiz. Yine sondan bir tane eksilteceğiz. Evet, son kalan ilmeklerimi ise yine eksiltiyorum. Bu şekilde bir sıra daha öreceğiz. Başta ve sonda birer eksiltme yaparak ortadakiler düz. Bir tane eksiltme yapıyorum. Diğer sık iğne olarak, diğer ilmeklerimi de sık iğne olarak örüp geliyorum. Evet, şuradaki son ilmeğimizi de eksilterek burayı tamamlamış olduk. Bakın şöyle formla oluşmaya başladı. Artık kuyruk kısmını öreceğiz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra boyunca düz öreceğiz. Artırma da eksiltme yapmadan. Bu şekilde örüp gelelim. Şöyle gösterelim. 7 sıra boyunca düz örelim kuyruk kısmını. Evet, kuyruk kısmını da tamamladıktan sonra hemen kanatlarını örmeye başlayacağız. Şöyle hem sarı hem de beyaz ipi iki kat yaptım. Yani birer kat. Evet, hemen sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkamın içine hemen bir, iki, 3, 4, 5 ve 6 tane sık iğne yapıyorum. İpimi çektim. Halkamı şöyle karşıdaki ilk ilmeğe tığ ile giriş yaptım ve ilmek kaydırma yani CC tekniğiyle sihirli halkamı kapatmış oldum. Hemen ikinci tura geçelim. Burada ise 6 olan sayımızı 12'ye çıkaracağız. Her ilmeğe çift sık iğne yaparak sayalım 4, 5 ve 6, 7 ve 8, 9 ve 10, son olarak 11 ve 12. Sihirli halkamızı yaptıktan sonra şöyle yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane zincir çektim. Şöyle aşağı doğru 5 tane sık iğne öreceğim. 3, 4 ve 5. Son. Evet, 5. Şimdi hemen şurada 12 tane sihirli halkanın üzerine 6 ve 12 tane sık iğne örmüştüm. Buraya ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Örgümü çevirdim. 1 2 ve 3 3 tane ilmek ördüm. 1, 2, 2 tane zincir çektim.
Temiz dolaşmış. Şunu açalım. Sanırım yeterli olacaktır zaten. İki tane zincir çektim. Örgümü çevirdim. Yine şöyle yakından yapanlar oldukça kolay anladıklarını ve kolayca yaptıklarını belirttiler. Sizin yine anlamadığınız, zorlandığınız bir yer olursa mutlaka yorumlardan bana yazarak ulaşabilirsiniz. Hatta benden önce yapıp paylaşanlar da olmuş. Telif hakkı var dememe rağmen onlara da ne diyeyim artık. Pes. Evet, bir tane zincir çektim ve örgümü çevirdim. Bir tane sık iğne ördüm. Bir, iki tane zincir çektim, örgümü çevirdim. Şöyle altta kalan tek ilmeğimi sık iğne attıktan sonra buraya bir ilmek kaydırma ile kanadımı tamamlamış oldum. Bir tane sıkılama zinciri çektim. İpimi kesip kanadımızı bitirmiş olduk. Şöyle ipimizi içeriden birkaç kere yürütüp fazlalığını keselim. Kanadımız hazır. Şöyle dikeceğiz. Öncelikle iğnemizi hemen geçirelim. Şöyle biraz daha yaklaştıralım. Karşılıklı geçişlerle kanadımızı sabitleyelim gövdeye. Herhangi bir püf noktası ekstradan belirtmeyeceğim. Yok çünkü. Şöyle ipimizi kesiyoruz ve içinde gizliyoruz. Hemen gözünü dikelim. Gözü de şöyle uygun. Şimdi biraz uzun bırakacağım. Karşılıklı bağlayacağım için, sabitlemek için. Gözü biraz daha şöyle önde olabilir. Burası biraz fazla orta oldu. Şurayı hemen söküp geleceğim. Evet, ilk giriş yaptığımız yer kaldı. Şöyle öne doğru geçiş yapacağım. Arkaya doğru yapmıştım. Elimizle yerleştirip ipi sabitleyeceğim ve keseceğim. Gözümüz de hazır. Son olarak hemen gaga yapımına geçelim. Evet, gaga yapımına uygun renkte bir ip aldıktan sonra şöyle gözün alt kısmından geçiş yaptım.
Birkaç tur böyle saralım. Kolayda da yapımı bu. Hatta yeterli. Şöyle hafifçe şurayı çekelim. Daha sonra şöyle sardığımız yerden geçiriyorum. Aşağı doğru. İğnemi batırıyorum. Yeniden çektim. Devamlı şu uç kısmı aynı yere batıyoruz. Video çok fazla uzamasın diye ben biraz hızlı yapmaya çalıştıkça işim de zorlaşıyor gibi. Genel olarak mantığı bu. Diğer videolara da bakabilirsiniz. Gerçi bütün videolarda hep aynı teknikleri kullanıyorum ama yine de birbirine çok yakın sonuçlar elde edebiliyoruz. Şöyle ortada boşluk kalmayacak şekilde yukarı doğru aynı noktadan geçişler yapalım. Şöyle son olarak herhangi bir yerden geçiş yaptım. Gaganın üst kısmına şöyle beyaz bir geçiş yapıyorum. İpleri hemen gizleyelim içeride. Son olarak şöyle üst kısma kestiğimiz ipleri geçirip bu minyatür sultan papağanının son hali hazır olmuş olacak. Öncesinde şöyle ince dişli bir tarak ile İplerin bütün katlarını açalım. Evet. Bu şekilde hazırlamış olduk. Evet. Şimdilik hoşça kalın. Şöyle yan yana bakalım. Minik Sultan papağanımız da hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki güzel videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.